sen alırsın. Uyuz bizim Sarcoptis scabies dediğimiz bir parazit veya işte en halkımızın anlayacağı şeklinde bir küçük böcek olarak tanımlayabiliriz bunu. Bu da mikroskop altında görülebiliyor. Biz bunu semptomlarıyla tanıyabiliyoruz. Özellikle parmak aralarında, bileklerde, koltuk altlarında, kasıklarda küçük küçük çizgiler şeklinde olabiliyor ve bol kaşıntısıyla bu tanınıyor. Oralardan aldığımız kazıntılarla sürüntü örneklerini mikroskop altında görüp bu paraziti veya bu böceği diyelim uyuz tanısını koyuyoruz. Dünya genelinde özellikle son yıllarda uyuz vakalarında artış yaşanıyor. Belirli bir dönem neredeyse çok azdı. Özellikle sahra altı ülkelerde hijyen koşulları, temiz su, sanitasyon sorunları yaşayan ülkelerde fazlaydı ama özellikle bizim dikkatimizi çeken şey şu oldu. Covid dönemindeki o kapalı alanlarda insanların daha çok zaman geçirmesinden sonra bu uyuz vakalarında son 5 yılda neredeyse 2019'dan beri artış yaşandı. Covid-19'dan sonra dünya geneli Türkiye'de de aynı şekilde artışlar yaşanmıştı. Özellikle bizde de 6 Şubat depreminden sonra işte çadır kentlerde toplu yaşam alanları olsun, efendime söyleyeyim, kötü hijyen koşullarında maalesef depremzedelerimizin yaşamasıyla beraber kimi grupların veya işte düzensiz göçlerle toplu alanlarda yaşamaya başladı ve bu gibi olumsuz şartlardan dolayı ülkemizde de artış yaşandı. Bu artış salgın mıdır değil midir aslında bizim halk sağlığı uzmanları olarak konuya baktığımızda şu an için ciddi bir salgın diyemeyiz. Ama vakalarda artış var mı? Evet var diyebiliriz. Umarız bu salgın boyutuna ulaşmaz. Şimdi uyuzun özellikle kış aylarında kapalı alanlarda insanların daha çok birbiriyle temas etmesinden dolayı kış aylarında uyuz daha fazla görülür vaka olarak. Hem Türkiye'de hem de Siirt genelinde vaka sayılarımızda maalesef artış var. Son verilere ben birazcık baktığımda Siirt özelinde söyleyeyim ben bunu. Bizim okullarımıza vesairelerimize gidip öğrencilerimize eğer bir talep olursa tarama yapıyoruz. Toplum sağlığı merkezimiz, hekimlerimiz, teknik çalışanlarımızla. Eylül ayında 76 tane yaptığım taramanın sonucu 76 tane öğrencimizde pozitif vaka tespit etmişken Ekim ayına geldiğimizde bu sayı 95'e yükseldi. Hani önümüzde kış muhtemelen artış daha da olacak kış aylarında. Kasım, Aralık hatta Ocak ayları gibi. Biz de işte bunun için gerekli önlemleri hem İl Sağlık Müdürlüğümüz hem Toplum Sağlığı Merkezimiz olarak almaya çalışıyoruz. Halkımızın bir uyuz vakasıyla karşılaştığında kendi bireylerinde, çocuğunda veya kendisinde veya en azından pozitif bir vakayla temaslı olduklarında yapması gereken bazı şeyler vardı. Zaten biz bunları vatandaşlarımıza anlatıyoruz. Gerekli ilaçları vesaireleri reçete edebiliyoruz. Onların özellikle dikkat etmesi gereken şey teması azaltmaları gerekiyor. Aynı evin içerisinde bir pozitif vakayla veya temaslı vakayla yaşadıkları zaman bütün ev sanki pozitif olacakmış gibi önlemler alınması gerekiyor. Özellikle çarşaflarda, kıyafetlerde, giysilerde 60 derecenin üzerinde yıkama bu uyuz şeyini parazitinin ölmesine neden oluyor. Pozitif vakaların görüldüğü veya şüpheli vakaların görüldüğü yerlerde teması kesmek, işte taziyelere gitmemek, düğünlere gitmemek, ev ziyaretlerini kesmek gerekiyor. Çünkü her temas pozitif olma ihtimali taşıyor. Pozitif vakayla temas olduğunda özellikle vatandaşlarımızın hijyen koşullarına riayet etmeleri önem şey yapıyor, arz ediyor. Uyuz tehlikeli bir hastalık mı? Uyuz şu an için çok öldürücü değildir ama bazı özel hastalıklar vardır, özel hastalarımız vardır. Bizi bağışıklık sistemi düşmüş, çok küçük bebekler vesaire. Bunlar da hayatı tehdit edici şeylere, sonuçlara neden olabiliyor tabii ki. Ama onun dışında hayat kalitesini, hayat konforunu çok bozan bir hastalık. Özellikle gece kaşıntıyla uyanma, kalitesiz uyku, gündüz gene kaşıntı vesaire falan yapabiliyor. Bundan dolayı da hayat kalitesini, konforunu bozan ve en büyük şey de tehlikesi de şu, başka insanlara da bulaşabiliyor. O yüzden tehlikeli midir derseniz, hayati risk açısından belki tehlikesi yoktur ama bütün toplumu etkilediği için biz bunu tehlikeli ve riskli hastalık olarak tanımlayabiliriz.